Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Silent Hill 2 Remake gizemleriyle karşınızdayım. Evet bu videoda Türkiye'de ilk defa göreceğiniz kimsenin bilmediği bu oyundaki gizemler, göndermeler ve efsane olaylar. Bunu bu videoda yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar serinin hayranı olarak öyle şeyler buldum ki çok çok şaşıracaksınız. O yüzden başından sonra sonuna kadar pür dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi oyunun başı biliyorsunuz burada başlıyor arkadaşlar. James Silent Hill'a geliyor mektup alıyor ölen karımızdan. Nasıl oluyor artık onu spoiler etmeyeyim. Ama şöyle ufak spoilerlar olacak arkadaşlar. Ufak detaylı olacak onu da belirteyim şimdiden. Şimdi buraya geldik değil mi? Buradan biz normalde ne yapıyoruz? Burada haritamızı alıyoruz. Aracımız burada. Bu bizim aracımız zaten. Burada aracın içinden direkt bu şekilde aldım. Şimdi normalde bunu aldık. Değil mi abi? Gidiyoruz böyle. Gitmiyoruz abi hayır. Ne yapıyoruz? Hemen free kamera açıyoruz. Hiç arabanın içini merak ettiniz mi? Evet free kamerayı açtım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Arabanın içini bence bir kontrol etmekte yara var. Şimdi ön tarafına bakıyoruz değil mi? Gayet güzel yapmışlar. Gayet tatlı. James bu arabayla gelmiş. Okey. Arka koltuğa gidiyoruz arkadaşlar. Ve arka koltuğa geliyoruz. Hemen kamerayı döndürüyorum. Arkadaşlar çarşafın içinde ceset var. Bu cesette Mary'nin cesedi. Evet. Biz buraya Silent Hill'e geliyoruz. Mektubu alarak geliyoruz. Ama görüyorsunuz ki Mary'nin cesedi aslında burada yani arka koltukta. İlk gördüğümde tüylerim diken dikendi ve bunu remake'te de taşımışlar. İnanılmaz bir gizem, inanılmaz bir detay var arkadaşlar. Bakın. Burada normalde şöyle göremiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Arka tarafı bu şekilde bakıyorum. Bak ufaktan görünüyor. Bak şu an zoomladım. Ama böyle anlaşılmıyor ne oldu. Şimdi bir sonraki efsane gizemle devam ediyoruz. Evet şimdi bir sonraki gizeme doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada biliyorsunuz uzun bir yol var ve Silent Hill'e doğru gidiyoruz abi. Burada bir tabela var. Bakın Silent Hill Ranch arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bazı old school yani benim gibi Silent Hill fanları bunun ne olduğunu anlayacaktır. Burada arkadan garip garip sesler geliyor. Benim sinirimi bozmaya başladı neyse. Oyunu ilk defa oynayanlar için çok önemli bir detay olmayacaktır. Ne yani Silent Hill Ranch yazıyor. Hadi gidelim abi falan. O öyle değil abi. Bunun bir background'ı var, bunun bir olayı var. Arkadaşlar Silent Hill Ranch fontunu görüyorsunuz değil mi? Düzgün bir fontla yapılmış, özen gösterilmiş bir fontla yapılmış bir şey. 2012 yılında çıkan Silent Hill HD Collection var arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bu koleksiyonda oyun aslında HD hale geliyor. Ve 2 ile 3'ün oyunlarının HD versiyonları yeni nesil konsollar. O zaman için PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkan Remastered versiyonları çıkıyor. Ama gerçekten de tarihin en kötü Remastered versiyonları larından bir tanesi çıkmıştı ikinci oyunun HD koleksiyon versiyonu arkadaşlar buraya geldiğinizde şu an ekranda görüyorsunuz fontları komik şans arkadaşlar bakın buradaki fonta bakın bir de buradaki fonta bakın yani özensiz özen gösterilmemiş bu yıllardır sürekli fanlar tarafından eleştirildi ve bayağı bayağı çöp haline geldi burada olay ne peki arkadaşlar onu göstereceğim oğlum bu sesle kafayı yedirtti bana ya sus lan Allah Allah Kıtı 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 diye sesler geliyor neyse Oyun bug'a mı girdi bilmiyorum Arkadaşlar şimdi ben burada free kamera açıyorum Ben buranın arka tarafına gidiyorum Ve biz bu arka tarafa bakın göstereyim Gidemiyoruz Sadece düz yola buradan gitmemiz lazım Ama ben gideceğim Bakın abi Farma geliyorum burada Burada farma geliyorum bakın Geliyorum gelin burada bir bölge var. Ağır'a geliyorsunuz burada tamam mı? Burada Ağır'a geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın burada bir tabela daha var. Yine Silent Hill Ranch ama komik şans isimli fontla yapılmış HD versiyonu yapılmış tabela buraya atmışlar arkadaşlar. Müthiş bir gönderme müthiş bir gizem unsuru karşımızda. Yani aslında burada Bloober Team zamanında yapılan o HD versiyondaki o iğrenç yani bu iğrenç fontla yapılmış Silent Hill Ranch yazısını çöpe atmış imasına getirmeye çalışıyor. Buradaki detay inanılmaz. Bu şekilde keşfettim arkadaşlar. Free kamerayla bakıp sizler için ve gördüğünüz gibi Silent Hill Ranch Burada oraya da gidemiyoruz. Böyle bir gizem var arkadaşlar ve devam ediyoruz daha neler neler var. Evet şimdi oyunun biraz ilerleyen kısımlarındayız arkadaşlar. Şöyle bir apartmandayız. Biliyorsunuz şurada oyunun biraz ilerleyen kısımlarında bir saat sonrasında Sol Caddesi apartmanları kısmına geliyorsunuz. Şimdi burada çok acayip bir olay var. Buraya geldiğinizde arkadaşlar bakın bir tuvalete giriyorsunuz. Tuvalet. Unutmayın bunu. Tuvalet. Tuvalete geldiğinizde burada bir delik görüyorsunuz. Ne alaka? Ne anlam ifade ediyor bu? Çok şeyi açıklıyor arkadaşlar. Şimdi size bir oyun açacağım. Oradan devam edeceğim. Evet, şimdi 2004 yılına gidiyoruz arkadaşlar. 2004 yılına çıkan Silent Hill 4: The Room efsanevi oyuna geri dönüyoruz. Peki ne alaka şu an? birazdan anlayacaksınız. Şimdi bu oyunun geçtiği kısımdayız. Kendi böyle safe house'umuz ama duvarlar kilitli. Asma kilit var. Hiçbir şekilde buradan çıkamıyorsunuz. Bununla ilgili bir hikaye videosu da gelecek. Türkiye'de ilk yapacağım bunu. Çok efsane bir video olacak. Ee, şimdi buraya geliyorsunuz abi. Burada bir kapı var. Buraya geldiğinizde bu şekilde tuvalete girdik abi. Şimdi buradan sola dönüyoruz. Bakın burada da aynı delik var ve aynı açı. Görüyorsunuz değil mi? Aynı açıda biraz daha büyümüş bir delik var. Yani Silent Hill 2 Remake'deki delik bu oyuna göndermeli. Çünkü bu oyundaki delik arkadaşlar şöyle. Biz buradan çıkabiliyoruz dışarı. Binamızda kapalıyız. Hiçbir şekilde kimseye seslenemiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Sadece bu deliklerden dışarı çıkabiliyoruz. Buradan buradaki delik olayı Gördüğünüz gibi sevgili dostlar bakın burada da ayna var bu arada. Kırık aynaydı Silent Hill 4'te. Burada tam bir ayna var. Yani gördüğünüz gibi burada küvet var yine. Evet Silent Hill 4 durum ve Silent Hill 2 gizemi göstermiş oldum. Şimdi daha neler neler var devam ediyoruz. Evet şimdi bir sonraki gizemdeyiz arkadaşlar. Heaven's Night'a geldik. Burada biliyorsunuz Cennet Gecesi isimli bu efsanevi mekanı uğruyoruz remake'te. Burada da bir gizem var arkadaşlar. Belki de birçoğunuzun kaçırdığı bir gizem var. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada araştırabilirsiniz birçok şeyi ama gözden kaçırdığınız bence bir şey vardır. Ve burada işte burada bir kıyafet var. Arkadaşlar bu kıyafet Silent Hill 4 de şu an gördüğünüz üzere Aileen isimli bir kadın karakter var arkadaşlar ve oyun boyunca sürekli bu kadınla e, haşır neşir oluyorsunuz. Buradaki kıyafet, oradaki kıyafetle aynı arkadaşlar. Yine Silent Hill 4 gizemi burada karşınızda. Buradaki detay da çok önemli. Onu da ufaktan belirtelim. Şimdi işimizi hızlandıralım ve efsane gizeme doğru gidelim. Evet şimdi arkadaşlar oyunun ilerleyen kısımlarına geldik. Burada çok bomba olaylar oluyor. Bakın dikkatli şey izleyin ve hakikaten çok şaşıracaksınız. Burası motel arkadaşlar. Motele geliyorsunuz e, Maria ile birlikte. Buradaki Maria'nın yaptığı bir hareket var. Onu aslında biliyorsunuz. Ben yine size göstereyim. Belki de kaçıranlar bilmeyenler vardır. E, biraz basit bir şey ama o olsun yine göstermiş olayım. Burada arkadaşlar Maria geliyor. Kıyafet seçiyor. Buradaki kıyafet Maria orijinal oyun ...Maria'nın kıyafeti arkadaşlar. Yani 2001 yılında çıkan Silent Hill 2'deki... ...Maria'nın kıyafetiyle aynı. Kendisi burada yeni kıyafeti var. Orada bunu beğendin mi James diye gösteriyor. Tabii ben orayı biraz geçtiğim için... ...orayı göremiyorsunuz. Ama... Gördüğünüz gibi alt etek ve üstteki de kıyafetiyle burada gönderme yapıyor. Aslında olay bu değil. Hemen gelin arkadaşlar, gelin. Burada bir açık bir kapı var arkadaşlar. 106. Evet, motel kapımız var. 106 arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde böyle bir odaya geliyorsunuz. Siz buraya ilk defa geldiğinizde Maria'yla. Ben sonradan geldiğim için o muhabbet olmuyor. A burası benim başımı ağrıtıyor. Buradan çıkalım falan filan diyor bir anda James. Çünkü buranın bir olayı var arkadaşlar. Bakın böyle geliyorum. Buradan geliyorum. Burada da bir şapka var. Bu şapka arkadaşlar Silent Hill 3'te bir dedektif var. Douglas diye arkadaşlar. Heather isimli ana karakterimiz var. Heather'ın sürekli peşinden koşuyor. Bakın burada ışıklar gidip gidip geliyor. Burada da ufak ufak çakıyor bize göndermeyi. O Douglas yani o dedektifin şapkası arkadaşlar. Çünkü biz buraya Silent Hill 3'te geliyoruz. Şimdi asıl bu konuyu açmışken o gizeme doğru gidelim. Evet şimdi arkadaşlar geldik Zurna'nın Zort dediği yere. Gerçekten de öyle. Şimdi yine motel kısmına geldik ama alternatif evrende geldik. Biz hiç alternatif evrende oraya gittik mi veya siz oynarken gittiniz mi? Gitmediyseniz çok şey kaçırdınız. Geldim buraya bakın e, ortamlar yıkılmış, hava durumu çok kötü. Şimdi ben bu dünyadayken oyunun ortalarından sonrasından bahsediyorum. 106'ya gidiyorum. Tekrardan. 106'yı açtım. Şapkamız burada. Televizyonumuz normalde açık olması lazım. Ben kırmışım kendi save'imde. Buraya geldiniz ve Duvarda bir logo görüyorsunuz. Bir amblem görüyorsunuz. Bakın böyle kırmızı bir simge. Bir tarikat simgesi gibi. Bu simge nedir? Hemen göstereyim sizlere. Evet döndük şimdi 2003 yılına arkadaşlar efsanevi Silent Hill 3 oyunuyla karşınızdayım ve mekan size tanıdık geldi mi? Şöyle bir bakın bakalım. Evet moteldeyiz arkadaşlar burada. ikinci oyunda da moteldeydik. Orijinalde 3'te de geliyoruz Silent Hill'da motel. Zaten 2, 3, 1 falan mekanlar neredeyse aynı. E, fakat 3'te buraya geldiğimizde yine 106'ya gireceğim bakın. Bakın burada 106'mız var. Heather'la giriyorum. Heather kim? Heather kimdir? Onlarla ilgili video yapmamı isterseniz yorumlarda da yazın. Hikaye videosu. 106'ya girdim. Ve bakın şurada ne var arkadaşlar? Evet, o amblem. O amblem yani bu oyundaki save sistemini oluşturan amblem arkadaşlar. Bir tarikat amblemi. Onun da bir hikayesi var, olayı var. İlk oyundan beri var hatta arkadaşlar. Onu da belirtelim. Silent Hill 3'te bakın buraya geldik. Bakın aynı model, aynı modelleme görüyorsunuz. Buradaki direkt şey yapmışlar. Bakın burada duvarda yok. Adamlar buraya koymuş ki o gizem unsuru farklı bir şekilde yansıtalım diye arkadaşlar. Ee, buraya geliyorsunuz burada o logoyu görüyorsunuz. Buradan basıyorsunuz. Save yapıyorsunuz abi. Bakın. Direkt header'ın suratında o beliriyor. Sembol. Bu sembol de çok kritik bir semboldür. Burası aynı televizyon. Aynı yerler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet burada Silent Hill 2 Remake'e geri döndüğümüzde gördüğünüz gibi oradaki sembol Burada da gizem unsuru olarak karşımıza arkadaşlar bu bir Silent Hill 3 remake geleceğinin göndermesi mi çünkü ilk oyuna da bağlantılı bu arkadaşlar devam oyunları göndermeler birçok bağlantı bu oyundan da geçiyor onu da belirtelim arkadaşlar böyle bir video oldu umarım beğenmişsinizdir çok uğraştım araştırdım kendimde buldum. E sizlere de göstermek istedim. Türkiye'de böyle bir video yapılmadığını düşünüyorum. Ben de Silent Hill bilgimle, Silent Hill hayranlığımla bu tarz bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar video beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Çökeltelim like'ları. Şöyle bir 2000 yapsak aboneliklerinizi yardırırsınız ve yorumlarınızda görüşlerinizde yazın alta lütfen arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen benimle de paylaşın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.